Berrak Dınataç bir kez daha dans etti, ortalık yıkıldı. Demet Özdemir zürafalarla yarışa tutuştu. Ünlü kadınlar tek tuş darbesiyle erkeğe dönüştü. İşte haftanın en çok konuşulan paylaşımları. Tuğba Büyüküstü'nün bacaklarına ne oldu? Berrak'tan bu kez sırt dansı geldi. Demet Özdemir'e hayranları neden bu sözü söyledi? Uzak doğuya gidip vahşi aslanlarla dövüşen, zürafalarla boy ölçüşen güzel kim? Sosyal medya ahalisi, ünlüler aleminin bu hafta en çok hangi görüntülerini ağızlarına sakız etti, kimlere bayıldı, kimleri konuştu, kimleri en çok tıkladı? İşte ünlüler dünyasında haftaya damgasını vuran 10 paylaşım, 10 numara, Zeynep Bastık'ın Paris stili. Zeynep Bastık'ı nasıl bilirsiniz? Yeni neslin en fresh, en doğal, en sade kadınlarından. Yeri geliyor, çıplak ayak sahneye çıkıyor. O kadar rahat. Öyle böyle zaten şöhret oldu ama şöhretle beraber bu kızla abileri, ablaları gibi markalara, farklı farklı kombinlere yöneldi. O yönelim Paris'te de tavan yaptı. Hafta içi kısa bir Paris kaçamağında Zeynep Bastık hep görmeye alıştığımız o sadelikten uzak, dünyaca ünlü markalardan binlerce dolarlık kombinler üzerinde çıktı karşımıza. Ha, yakıştı mı? Yakıştı. Ha, güzel mi üstü başı? Güzel. Ama onu böyle sade görmeye alışkın gözleri yordu bu halle. Dokuz numara, Rabia'nın tropikal tatili. Aslanlarla dövüştü, zürafalarla konuştu. Rabia Öztürk, yeni neslin en çok tıklanan, beğeni alan güzellerinden. Ekranlarda dizilerin aranılan yüzü ama asıl sosyal medyada bir fırtına bu kız. Milyonlarca takipçisi var. Hafta içinde gittiği Uzak Doğu tatilinde o milyonlarca takipçisine tropikal adalardan esintiler sundu. Tabiat parkı, tabiat parkı dolaştı, vahşi aslanlarla dövüştü. Zürafalarla kanka oldu, öpüştü, konuştu. Evet, burada attık biraz. Çünkü zürafalar konuşamaz. Çünkü zürafaların ses telleri yoktur, değil mi? Şaka bir yana, Rabia Öztürk'ün tropikal tatili ünlüler sosyal medyasının en çok tıklananlarında 9 numarada. 8 numara, en özel konserini kızına verdi Merve Özbey. Sahnelerde böyle devleşiyor, binlerce kişiyi coşturuyor, şarkılarını ezbere söyletiyor. Her bir konseri elbette çok özel ama onun için en özel konserler evde veriliyor. Minik kızı Elif'ini alıyor kucağına, en sevdiği şarkıları en içten halleriyle kızına söylüyor. 7 numara, Berrak'tan yeni dans, Berrak Tüzün Ataç. Birkaç hafta önce çıkıp sosyal medyada bu olay dansını yapmıştı. Çok beğenilmişti, çok izlenmişti, çok tıklanmıştı. Çok yorumlanmıştı, çok da konuşulmuştu. Hatta o haftaya özel Dilber'in bile pabucunu dama atmıştı Berrak. Bu kadar olay olunca dans haliyle o dansı nasıl bir ruh hali içinde o özel performansı yaptın diye sorunca da bu tatsız cevabı vermişti. Ne dansı açmışsınız ya? Berrak'ın kendince gazetecileri bozduğu bu röportajdan sonra bir daha kendisi için dans etmez yorumları geldi ama öyle olmadı. Berrak bu hafta da sosyal medyada sırt dansı yaptı. Sadece sırt dekoltesini ön plana çıkarttığı dansı ilk yaptığı dans kadar konuşulmasa da yine de gündem oldu. 6 numara, Tuğba'nın bacakları uf oldu. Tuğba Büyüküstün bir davete katılacaktı. En şık ben olmalıyım dedi. Süslendi ve püslendi. Süslenme püslenme anlarını saniye saniye görüntüledi. Özellikle pabuçlarına ayrı önem veriyordu. Baldırlarına kadar uzanan bağcıkları bağlamak ayrı bir mesai gerektirir.
güzel olduğu, şık olduğu, özellikle bol bağcıklı pabuçları şahane oldu, çok konuşuldu. Ama gecenin sonunda da bakın güzel Tuğba'nın bacakları nasıl uf oldu. Tarz yaratacağım diye itinayla sıkı sıkı ayakkabılarının bağcıklarını bağlarken her birinin izi kaldı baldırında, diz kapağının altında. Bu anları paylaştı, sosyal medya ahalisi geçmiş olsun mesajları yağdırdı. 5 numara, ben gidiyorum Ankara'ya. Ne demiş büyük usta Yahya Kemal Bayatlı? Ankara'nın en güzel yanı İstanbul'a dönüşüdür. İstanbul'a aşığıydı büyük usta, pek çok İstanbullu gibi. İstanbullular Ankara'da yaşamaya pek sıcak bakmazlar. Ama şu sıralar bir istisna var. Ankara aşığı olan bir ünlümüz var. Gonca Vuslateri. Herkesin aksine onun için artık İstanbul'un en güzel yanı Ankara'ya dönüşeceğini. Ankara'da yaşayan eşi vesilesiyle tasını tarağını toplayıp Ankara'ya yerleşmeye hazırlanan ünlü oyuncu, önceki gün evinde kalan son parça eşyaları da topladı ve o anları da sosyal medyasından paylaştı. 4 numara. Sevgili Demet Özdemir, senin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz biz. Demet Özdemir, dizilerde oyunculuğu harika. Dizi zaten 10 numara. Dans aşkına gelince, işte o Demet Özdemir bu hafta eğlenmeye gittiği gece kulübünde flamenko yapan dans ekibini paylaştı sosyal medyasında. Belli ki güzel oyuncu o gece çok eğlenmişti. Flamenko yapan dansçıları hayranlıkla izlemişti ama onun da hayranları sosyal medyada sen niye flamenko yapmadın ki? Sizin gibi gençleri pistlerde görmek isteriz yorumları yaptı. 3 numara. Yılmaz Şahan'ın diline, Şahan da Ece'nin diline düştü. Yılmaz Morgül. Polemik denince nedense o geliyor hep ilk akla. Asabi. Çok asabi olabiliyor son zamanlarda o dünyalar kibarı ve yumuşak kalpli Morgül Yılmaz. Oysa tüm bu asabi ve polemikçi hallerinin dışında muazzam da bir sesi ve yorumu var. Yılmaz Morgül'ün şarkıyı okurken kendinden geçtiği bu anlar Şahan'ın gözünden kaçmadı. Şahan Yılmaz Morgül'ü bakın nasıl taklit etti. Yılmaz Şahan'ın diline düştü ama Şahan'ın taklidi de bakın kimin diline düştü. Ardı ardına yaşanan taklitler ve taklidin taklidi ünlüler aleminin sosyal medya paylaşımlarında 3 numarada yer buldu kendine. 2 numara. Bak sen şu Sefo'ya. Yaratıcılıkta sınır atladı valla. Sefo. Gençlerin son aşkı. Şarkıları, yorumu kadar renkli özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam eden Sefo, bu hafta yine yaptı Sefoluğunu ve sosyal medyayı bakın nasıl salladı. Yeni albümünün tanıtım teaserı için bir gorili ve o gorilin basenlerindeki görüntüyü saç tarzıyla özdeştiren Sefo, haftanın en çok konuşulan isimlerinden oldu haliyle. Ve işte 1 numara. Sosyal medya bu hafta en çok onları konuştu. İşte ünlüler aleminin en yakışıklı güzelleri. Muzip bir sosyal medya kullanıcısı yapay zekadan yararlanarak Türkiye'nin en güzel kadınlarını erkek yaptı. Ortaya da bakın nasıl görüntüler çıktı. En güzel kadınlardan yakışıklı erkekler icat eden yapay zekanın ilk güzel yakışıklısı Serenay Sarıkaya oldu. O sarı fırtına Serenay, kumral ve karizmatik bir erkeğe bakın nasıl dönüştü.